İstanbul Boğazı, Üsküdar. Kıyıdan 6-7 metrelere iniyorum. Kefal ve mırmırların arasında hedef balık üfer. Erken saatte su henüz aydınlanmadan ilk avım mırmır oluyor. Bol çeşitli bir gün. Karagöz sürüleri, kikla, ve kefallerin arasında iri balık gözlüyorum. Karagözlerin arkasında beliren eşkina. Balıkların dikkatini çekmek için her ses çıkarttığımda yanıma gelen zehirli, dikenli vatoz. Yaklaşık ağırlığı 10 kilogram. Önceki yılda buradaydı. Bu bölgede yaşıyor. Bu da başka bir dikenli vatoz. Lüferlerin en sevdiği derinde istavrit, yüzeyde zarganaları az sayıda görüyorum. Dip balığı olan tekirler ise şu anda normalde gördüğümden daha fazla. Bu tür bıyıkları ile kumdan beslenmek yerine şu anda küçük oldukları için uçuşan planktonlarla besleniyor. Biraz daha büyükleri kumun üzerinde ilerliyor.
Tekir gibi birçok küçük tür akıntıdan besleniyor. Kefallerden sonra gelen mırmırı garip bir şekilde ıskalıyorum. Mırmırlar ve lüferler bu kez yanaşmıyor. Kıyıda gümüşler var. Biraz daha ilerlediğimde akıntının olduğu yerde kefallerle karışık lüferler. Akıntıda bir elimle kayaya tutunmaya çalışırken diğer elimle nişan almaya çalışıyorum. Lüfer sürüsü atış fırsatı veriyor ama akıntıda zıpkını sabit tutamadığım için atış yapamıyorum. Bulanık tatlı su akıntısının da etkisiyle ıskalıyorum. Tekrar aynı yerdeyim. Balıklar yanaşmayınca ikinci dakikada atış yapıyorum. Balığı öldürecek yerinden girmediği için çırpınarak kaçıyor. Bu kez aynı yerde oluşan anafor bir hortum gibi deniz analarını getiriyor. Uzaktan geçen kofanalar.
Kıyıda daha çok kefal var. Ama lüfer de geliyor. Dalış arkadaşım Emrah Ayrılmaz. Sürekli gördüğümüz vatoz bu kez altındaki bir avı yemeye çalışıyor. Akıntıda bir kaya bulup tutunmak, kulak eşitlemek, hatta zıpkını zapt etmek zor olabiliyor. Bu çırçır gibi pelajik olmayan birçok balığın akıntılı bölgelerde yaşaması, midyelerle kaplı bu kayalar sayesinde mümkün. Aynı vatoz sürekli gelse de çok yaklaşmıyor. Akıntıda kayalar benim için de avantaj sağlıyor. Fakat lüferleri avlamak kolay olmuyor. Bu atış başarılı. Önceki av gibi elimden kaçmaması için yorulmasını bekliyorum. O anda Emrah gelip balığı kapıyor. Kısmetli bir gündü. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.